1998-99 sezonundayız. Ligin 32. haftasına girerken Galatasaray 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş 68 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 65 puanla üçüncü sırada. Ligin bitimine 3 hafta kala Joachim Löw yönetimindeki Sarı Lacivertlerin hedefi ikinci sırayı alıp Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamaya hak kazanmak. Güvenç Kurtar'ın takımı Kocaeli Spor ise 6. sırada. Ligin güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Yeşil Siyahlılar kimle hangi statta oynarsa oynasın her zaman çekinilen bir rakip. İşte böyle bir ortamda hakem Sadık İlhan'ın yönettiği maça götürelim sizleri. 15 Mayıs 1999 gününe Şükrü Saraçoğlu stadına gidiyoruz. Sadece Fenerbahçe için değil mi? Beşiktaş Trabzon maçı da önemli. Şimdi Fenerbahçe'nin kazanması da bir şey ifade etmiyor. Her şeyden önce Beşiktaş'ın puan kaybetmesi gerekiyor. Fakat her şeye rağmen tabii ki Fenerbahçe'nin de bu son 3 maçtan 9 puan alması gerekiyor. İstatistiklere göre Fenerbahçe Kocaeli Spor'a karşı kendi sahasında devamlı başarı kazanmış. İstatistiklere uygun bir netice olmasını temenni ediyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü atmosferde şampiyonluğu kaybettiği, şampiyonluktan kesin koptuğu böyle bir maçta ikincilik için olağanüstü bir top oynaması lazım, kazanması lazım. Ligde artık iddiamız yok ama prestij açısından önemli. İnşallah güzel bir futbol olur. Bu Merkez Hakem Komitesi ile bu ligler bugün bu şartlar altında eğer bugüne kadar gelmişse ben futbolculara, yöneticilerin hepsinin iyi niyetine bağlıyorum. Bursaspor Fenerbahçe maçındaki pozisyonları lütfen Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sayın Hilmi Ok tekrar tekrar baksın. Baliç'e atılan tekmeleri, Baliç'e atılan yumrukları görsünler. Sevgili Bülent Uzun da bir daha baksın. Ondan sonra da geçtiğimiz hafta Galatasaraylı Emre'nin dirseklerini görsünler. Dünkü inanılmaz derecede yapılan Vedat'ın hatalarını görsünler. Ondan sonra da nasıl karar veriyorlar? Bir daha vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum onları. Bizim için lig bitti. Sadece şimdi Inter Toto için oynuyoruz. İnşallah güzel maç olur. Fenerbahçe başlıyor. Pas Sergen'den Moşe. Ahmet Hasan. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun döndü. Rüştü Kako bir de kaldı. Son anda uzandı. Çok büyük bir tehlike. Rüştü bir kaleci için çok zor olan bir topu. Hareket halinde döndü ve çıkarttı. Ahmet Hasan. Aykun geldi. Dimaş. Mücadele. Dimaş. Ahmet Hasan. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Kocaeli Spor kullanıyor Kacı. Ahmet Dursun. Saviye. Sert vurdu dışarıya. Az önceki mücadele. Dimaş topu tuttu ayağında, sonra top indi, oyun devam ettirdi, Sadık İlhan ve top kaça gitti. Tayfun ceza sahasına bir kafa dışarıya.
Boşe. Boşe kaptırdı. Faul. Dimaş. Sarı kart Dimaş'a. Ahmet Dursun ve Dimaş. Tayfun. Tayfun ceza sahasına. Moşe şu pozisyonu. Moşe vurdu dışarıya. Korner bekliyor Fenerbahçeliler. Moşe bu pozisyonda korner bekledi. Stingaccio dokunmuş topa. Moldovan. Dolic. Topu pası Dolic. Stingaccio. Tetik bir kurtarış yaptı. İznoz pozisyonu. Bolic ilk yarının son saniyeleri Stingaccio. Sergen ceza sahasına. Bir kafa Stingaccio. Yine Sergen. Mustafa'nın kafasında Stingaccio. Tekrar izliyoruz. Mustafa ve Stingaccio. Moldova'na doğru. Sergen. Moldovan. Moşe çok sert nefis bir gol. Süper bir gol. Süper bir gol. Moşe, Moşe. Muhteşem vurdu. Süper bir gol atıyor Moşe. Fenerbahçe 1-0 önde. Fenerbahçe 1-0 önde Moşe. Evet, 8. dakikada Moşe harika bir gol atıyor ve Fenerbahçe 1-0 önde. Moşe topun gelişine, top gidiyor ve 90 diye tabir ettiğimiz yere bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Süper bir şut, top ağlarda 1-0. Moşe bu süper gol tekrar tekrar ekranda. Moşe pas Ökten. Bir orta daha. Stingaccio Bolic dokunamadı. Bolic dokunamıyor topa. Halil İbrahim. Top ceza sahasına geliyor. Sekiyor. Bolic kontrol edemiyor. Zeki, Moldovan ve Zeki, Moldovan ve Zeki topu bıraktılar, birbirlerinin üstüne doğru gidiyorlar. Fenerbahçeli, Kocaelisporlu oyuncular. Hava gerginleşti, Rüştü de kalesinden geldi, Stingaccio geldi, hem Moşe. Olayın başlangıcı ekrana geliyor. Moldovan ayağa kalkıyor. Moldovan sinirleniyor. Zeki sinirli. Zeki'nin sarı kartı var. Osman araya giriyor. Ve maçın hakemi serbest vuruşa karar verdi. İmaş. Bolic. Bolic'ten orta. Moldovan kafa. Sergen. Saviye. Sergen. Moşe. Moşe süratli, sıyrıldı. Moşe vuracak. Moşe. Moşe vurdu. Stingaccio. İkinci arada 10 dakikadır Moşe şov var. Kaleci vuruşunu kullanıyor Stingaccio. Moldovan oyundan çıkıyor. 15 golü var Fenerbahçe forması altında Moldovan'ın. Moldovan oyundan çıktı. Sinirli. Çıktığına da pek memnun değil gibi. İlker. Dimaş topu aldı. Dimaş. Bolic önünde. Dimaş vuracak. Dimaş vurdu. Stingaccio. Moşe. Sergen. Bolic. Bolic dışarı attı. Tayfun topu sürüyor. Sergen yanında. Tayfun. Sergen. Tayfun ceza sahasında. Açıda. Tayfun vurdu. Faul topu sonra kontrol etti.
ama gelen yok yardıma. Löw. Sergen. Sergen sol kanada. Stingaç uzanıyor yanağlardan İbrahim. Sergen. Stingaç'ı boşa çıktı ve inanılmaz bir pozisyon. Bolic sakatlık geçiriyor. Mutlak bir pozisyondu. Stingaç boşa çıkıyor. Faul başarıyor. Bolic top direğe dışarıya. Bolic sakatlanıyor. Stingaç zamanlama hatası. Boşa çıktı. Bolic direğe vurduruyor. Dışarıya. Orhan top sekti. Gol pozisyonu. Evren dönemedi. Bayrak attı. Sergen. Sergen açıma baktı. Moşe. Moşe sıyrıldı. Moşe. Ceza sahası. Faruk topun gelişiyor dışarıya. Moşe ve Faruk. Erol sıyrıldı rakibinden. Hakem omuz omuza mücadele olarak pozisyonu yorumladı. Oyun devam ediyor. Orhan ortada. Engin. Soner geldi. Bir çalım. Serbest vuruş kullanacak Kocaelispor. Dakika 85. Soner. Topu alana doğru gidiyor. Kocaelispor beraberlik golünü attı. Ahmet Dursun topa dokunuyor. Dimaş da yanında. Ahmet Dursun ilginç bir pozisyondu. Ama beraberlik golü. Kocaelispor beraberliği yakalıyor. Kocaelisporlu taraftarların sevinci var. Fenerbahçe oyuna başlayacak. İşte pozisyon sevgili seyirciler. Ceza sahasına geliyor. Dimaş. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Rüştü. Dimaş. Ve top ağlarda. Fenerbahçe yükleniyor. Bolic top ceza sahasına indi. Bolic çevirdi. İkinci pozisyon. Şut Kocaelispor savunması. Mutlak bir pozisyon. Tekrar seyrediyoruz Kocaelispor'un beraberlik golünü. Dimaş topa kendi alanına gönderiyor istemeden Dimaş. Evren topu aldı. Evren serbest vuruş Kocaelispor'un ve sarı kart çıkıyor. Sergen sarı kartı gören oyuncu. Dobrovski, İlker. Dobrovski geldi. Dobrovski, İlker. Oyun devam ediyor. Avantajı bıraktılar. Ahmet Dursun. İki oyuncu arasında faul'e karar veriyor maçın hakemi. Dimaş sarı kartı hakem elini cebine atıyor. Kırmızı kartı da çıkartıyor. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. Sarı kartı vardı Dimaş'ın. İtirazlar maçın hakemine. Kocaelispor serbest vuruşu kullanacak. Tam anlamıyla şanssız bir gece Dimaş için. Dimaş stresli, üzgün, sinirli. Ender görülen olaylardan birini yaşıyoruz. Kaleci Stingaç serbest vuruşu kullanıyor. Stingaç geldi. Sert vurdu, dışarı attı. Kaleci Stingaç şimdi kalesine dönüyor. Hemen başarı koyar Bahçeliler. Rüştü. Stingaç kalesine dönüyor. Sol kanada. Stingaç'ın deparı devam ediyor. Ve kalesine şu anda döndü. Fenerbahçeli taraftarlar üzgün. Cihan. Dobrovski faul bekledi. Hakem faul verdi. Hakem elini cebine atıyor. Sergen'i yanına çağırıyor. Ve bir kırmızı da Sergen'e.
Sarı'ya da kırmızı. Önce Dimaş, sonra Sergen. Sergen ikinci sarıdan kırmızı kartı görüyor. Büyük bir sinir ve Sergen. Maçın hakemi, Sergen arasındaki diyalog. Sergen oyundan çıkıyor. Üzgün Fenerbahçeli taraftarlar. Maçta durum 1-1. Duraklama anlarını yaşıyoruz. Soner Rüştü çıktı kalesinden. Rüştü kontrol ediyor. Faul diyor maçın hakemi. Rüştü yerde sakatlık geçiriyor. Mert topu aldı. Mert'in pası sol karada. Kocaelispor çok tehlikeli geliyor. Cihan ceza sahasında. Cihan vuracak. Son anda dokunuyorlar. Korner'e gidiyor top. Son anda. Son ataklar, son şanslar mı? Hayır diyor Sadık İlhan. Maçın skoru Fenerbahçe 1, Kocaelispor 1. Maçın başında da söylemiştim. Yani burada herkes çok mücadeleci ve güzel bir futbol seyredecekti. Valla 5. olabilmemiz için bir puana da ihtiyacımız vardı. 3 puan da olurdu bizim için. Fenerbahçe bizden daha stresli oynadı bugün. İnanın bana yani burada şimdi hakemin üstüne yüklenmeye gerek yok. Şahsi hakaretler çok fazla. Hakem gösterdiği kırmızı kartların hepsinde haklı. Tamam. Beraberlik de Fenerbahçe işine yaramadı. Bizim de. Olaylar için yoksun. İstenilmeyen olaylar yani. Hakemler artık ilk yarı onlardan, ikinci yarı iki tane kırmızı kart gösterdi diye. Böyle taraf davranmaması lazım. Bu sene federasyon ve hakemlerden bir facia yaşıyoruz. İlk önce Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engellediler. Şimdi ben hayatımda böyle rezil bir hakem ve böyle rezil bir yönetim görmedim. Göz göre göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Business, anlaşılmayacak kararlar verildi bugün sahada. Bazı pozisyonlar vardı bizim yani %100 bize çalınması lazım, verilmedi. Da sind wir in einigen Situationen ganz klar benachteiligt worden. Biz dezavantajlı durumda olan takımız hakemin çaldığı düdüklerle. Ein Spiele, da kann immer noch was passieren. Bizim iki maçımız kaldı. Beşiktaş'ın şu anda 3 maçı daha var. Yani her şey olabilirdi. Her yerde çeteleşmenin olduğu bir Türkiye'de futbolda da çeteleşmenin ve tetikçilerini sahada gördük. Bu tamamen Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Merkez Hakem Komitesi'nin beraber organize etmiş olduğu bir olaydır. Maalesef bugün Fenerbahçe futbol takımı sahada katledilmiştir. Dün beni Ankara'dan birisi aradı. Burada hakem camiasına yakın birisi. Kendisi bu maçla, bizim maçla ilgili ve yarın oynayacak Trabzon Beşiktaş maçıyla ilgili hakemlerden bazı şaibelerin olduğunu, duyduğunu ifade etti. Ama ben bu hakemlerin bu şekilde davranacağını düşünmüyordum. Bunlara gerek yoktu. Futbolda yenmek var, yenilmek var. Kocaelispor'da iyi bir takım. Biz yani büyük takımların hepsinde kendi sahalarında hemen hemen Galatasaray'da yendik, beraber kaldık. İyi bir maç oldu. Kocaelispor maçının acına kıtan zor bir maçtı. Bizim için de zor maçtı. Fenerbahçe büyük takım, büyük kulüp, büyük camia. Taraftarıyla büyük, futbolcusuyla büyük, yöneticisiyle, antrenörüyle.
böyle şeyler olması beni çok üzdü. Son dakikalarda da olsa iki kırmızı kart gören Fenerbahçe, sezonun kritik maçlarından birinde hem hakeme öfke hem de sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Sarı lacivertliler kalan iki maçını kazansa da ligi 3. sırada bitiriyor ve bir sonraki sezon UEFA Kupası'na gitmeye hak kazanıyordu.